Evet, merhaba sevgili izleyenlerimiz. Ekran başına hoş geldiniz. Güzel bir günde sizlerle beraber güzel bir program hazırladı. Tabii ki güzel yemeklerimiz var. Sizler evlerinizde hem kendinize lezzetli ve kısa sürede yapacağınız çok da güzel yemeklerimiz var. Bugün sizlere hazırlayacağımız neler var? Hangi yemeklerimiz var? Şambalı tatlımız var. Onu hazırlayacağız ve onun yanında çok güzel bir karnıyarık yapacağız. Ve onun yanında çocuklarımız için güzel bir çorbamız olacak. Bu şekilde 3 tane yemeğimiz hazırlanacak. Tezgahımızın üzerine çıkarmış olacağız. Tabii ki yemeklerimizi hazırlıyoruz. Sizler de evlerinizde gönül rahatlığı içinde yapacağınız hem lezzetli hem de güzel yemekler olacak. İnşallah elinizde bulunacak malzemelerde kendimize lezzetli yemekler yapmaya devam edeceğiz. Yemeklerimizi hazırlıyoruz. Yemeklerimizi neyin içinde pişiriyoruz? Yemeklerimizi Bimex'le beraber pişiriyoruz. Bimex'te evimize kolaylık gelecek, rahatlık gelecek. Sizler de evlerinizde gönül rahatlığı içinde isterseniz omlet yapın, isterseniz tost yapın, isterseniz gözleme yapın, isterseniz ızgara çeşidi, kırmızı etinden, beyaz etinden, balığımızdan her şey hızlı, kolay, pratik bir şekilde pişirebiliriz. Hem çok kullanışlı hem de çok güzel bir şekilde pişirimler yapabiliriz. Etlerimizi hazırlayacağız, iyice bir soslayacağız ve içinde güzelce bir şekilde pişireceğimiz çok güzel bir ızgaramız. Şöyle sevgili izleyenimiz, hemen Bimex ızgaramızı satın almak istiyorsak Türkiye ve Avrupa'daki numaralarımızı sizlere verelim. Bimex ızgaramızı satın almak istiyorsak Türkiye ve Avrupa'da sipariş verip alacağımız numaralarımız gelsin ekrana. Hem dediğimiz gibi çok güzel, çok da kullanışlı. Türkiye için 0212 875 75 62 0212 875 75 62 Avrupa ve Almanya için çift 0 49 208 30 99 87 19 çift 0 49 208 30 99 87 19'un numaralardan hemen buralarda siparişinizi verip satın alabilirsiniz. Bizleri izliyorsanız, TGRT EU'yu takip ediyorsanız Almanya'da %25 indirimle de satın alabilirsiniz. Sadece o mağazaya gidip biz Şef Abdullah Usta'yı TGRT EU'yu takip ediyoruz diyorsunuz ve %25 indirimle satın alabilirsiniz. Birebir görüp de satın almak istiyorsak nerede bulabiliriz? Türkiye'nin her yerinde bütün Şefir mağazalarında bulabiliriz. Şefir mağazalarında gidip 4 taksitle satın alabiliriz Bimex ızgaramızı. Çok güzel ve çok da kullanışlı sevgili izleyenimiz. Ve onun yanında yine güzel bir setimiz var. Mini dost setimiz. Mini dost setimizin içinde neler var? Hemen ben bir tane şöyle bir alacağım. Pikniğe giderken iş yerlerimizde, evimizde, her yerde kullanacağımız çok da güzel bir setimiz. Mini dost setimiz. Hemen şöyle içinde bir göz atalım sevgili izleyenlerimiz. Görmüş olduğunuz gibi mini dost setimizde çok kullanışlı, çok da güzel. Satın almak istiyorsak öncelikle toplu olarak satın alacağımız numaramız www.tekkullanimlik.com.tr adresine ulaşıp satın alabilirsiniz. www.tekkullanimlik.com.tr adresine ulaşıp satın alabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0212 482 82 50 0212 482 82 50 0212 434 37 37 0212 434 37 37 nolu numaralarda ulaşıp toplu olarak satın alabilirsiniz. İhtiyacınız kadarını satın almak istiyorsak sevgili izleyenler de bulabiliriz. Bütün büyük marketlerde, kasaplarda, şarküterilerine satılan her yerde bulup satın alabiliriz. Bu güzel setimizi içinde nar ekşimiz, limon suyumuz, zeytinyağımız, sirkemiz, hepsi 5 tane tuzumuz, 5 tane ürünümüz içinde mevcut. Şöyle bir göz atalım. İçinde zeytinyağımız var, tek kullanımlık. Hemen şöyle bıraktık. Limon suyumuz var. Gördüğünüz gibi. Çok sevdiğimiz nar ekşimiz var. Salatamızda, çayımızda, çorbamızda her yerde kullanabiliriz. Sirkemiz var ve de içinde tuzumuz var sevgili izleyenimiz. Tuzumuz, limon suyumuz, zeytinyağımız, nar ekşimiz ve de sirkemiz. 5 tane ürünümüz içinde mevcut. Pikniğe giderken özel yemeklerimizde, evimizde, eczanemizde, bakkalımızda, marketimizde her yerde kullanacağımız çok da güzel bir setimiz. Tabii ki setlerimizden bahsettik, setlerimiz dedik sevgili mini dost setimizde her hafta bir tanesini sizlere hediye ediyoruz. Komple görmüş olduğunuz gibi şuradaki setimizden yaklaşık bir 3 ay sizlere yetecek kadar içinde ürünümüz mevcut. Bir tane setimizden sizlere hediye ediyoruz. 2 haftada bir çekiliş yapıyoruz, ızgaramızı hediye ediyoruz. Bu cuma günü çekilişimiz olacak. Sizlere güzel bir ızgara veriyoruz sevgili izleyenlerimiz. Çekilişimiz için cuma günü tabii ki siz bizlere ulaşacaksınız ve cuma günü çekilişimiz olacak. Cuma günü biz de bu güzel ızgaramızı sizlere hediye edeceğiz. Ve yanında çok da güzel bir hediyemiz daha var sevgili izleyenlerimiz. Sizleri arsa sahibi yapacağız. Biliyorsunuz sizlere 250 metrekare marka konuttan güzel bir arsa hediye edeceğiz. Şöyle bir marka konutta şöyle bir göz atalım sevgili Murat Teymur Bey'e. Buradan bütün çalışanlara buradan kucak dolusu sevgi ve selamlarımız olsun. Arsa almak istiyorsanız, daire almak istiyorsanız tabii ki marka konutu tercih edeceğiz. Çok kaliteli, çok güzel bir yer sevgili izleyenlerimiz. Şöyle hemen marka konuttan sizlere bir tane 2 hafta içinde sevgili izleyenlerimiz çekilişimiz olacak.
2 hafta içinde sizlere bir arsa hediye edeceğiz. Bizlere ulaşıyorsunuz. Ondan sonra telefonla bizlere ulaşan bütün izleyenlerimiz isimleri not alınıyor. Ve bize bu güzel sevgili izleyenlerimiz arsamızı hediye edeceğiz. 2 hafta sonra çekilişimiz olacak. Aramaya devam edin. Ev almak istiyorsanız, arsa almak istiyorsanız güveneceğiniz marka konuttur. Sevgili izleyenlerimiz burada gönül rahatlığı içinde isterseniz arsa alabilirsiniz, daireler alabilirsiniz. Ve buradan sevgili Murat Teymur Bey'e benden kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Tabii ki daire 1 artı 1'ler 129 bin lira, 2 artı 1'ler 150 bin lira. Ondan sonra 2 artı 1'ler 160 bin lira, 2 artı 1'ler 200 bin lira, 2 artı 1'ler 230 bin lira. Ondan sonra 3 artı 1'ler 230 bin lira, 3 artı 1'ler 260 bin lira, 4 artı 2'ler dublexler, ondan sonra 300 bin lira, 5 artı 2'ler 350 bin lira ve arsalar da dediğimiz gibi sevgili izleyenlerimiz arsalar 250 metrekaresi kaç liradan başlıyormuş? 250 metrekaresi 25 bin liradan başlıyor, 400 metrekaresi 45 bin lira marka konuttan, ondan sonra 500 metrekaresi 45 bin liradan başlıyor, ondan sonra 700 metrekaresi 80 binden başlıyor, ondan sonra 1000 metrekaresi 100 bin liradan başlıyor. Bu şekilde cazip fiyatlarla ve uygun fiyatlara bütçenize hem zorlanmayacak bütçenize uygun daireler, arsalar almak istiyorsanız marka konutu tercih edip ve marka konuttan da güzel arsalar ve daireler alabilirsiniz. Ben şöyle sevgili Murat Bey'e buradan kucak dolusu sevgi ve selamlarımı göndereyim. Ondan sonra selam göndereceğimizi de gönderelim. Ondan sonra yemeklerimize başlayalım. Almanya'da şöyle Almanya Yönetim Kurulu Başkanı şöyle Schäfer'ın sevgili Burhan Aslan Bey bizleri izliyor buradan kendisine, ailesine ve çalışana benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Schäfer'ın sahibi sevgili Fuzuli Bektaş Bey buradan kendisine, ailesine kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Annesi biraz rahatsızdı. Cenab-ı Mevlam'dan şöyle acil şifalar diliyorum. Tekrar sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Mini Dost sahibi sevgili Cemal Özden Bey de bizleri izliyor buradan kendisine, çalışana, ailesine benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Ondan sonra Marka Konut Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Murat Teymur Bey sevgi ve selamlarım olsun. Ondan sonra Almanya'dan Orhan Dinçer Bey, Müşerref Dinçer, ondan sonra Gökhan Dinçer, Neslihan Dinçer, Jale Dinçer, ondan sonra Zafer Dinçer ve Ayşe Dinçer'e benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Sevgili Belkıs Akkale'nin eşi bizleri izliyor, kendisi bizleri izliyor. Buradan kendilerine Sami Doğan abiye benden kucak dolusu sevgi ve selam olsun. Belkıs Akkale buradan sevgi ve selam olsun. İzzet Altıneş'e benden da kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. İnşallah onlar da kısa bir süre sonra aramızda bulunacaklar. Onlarla güzel bir program yapacağız. Ondan sonra Bakırköy Sultanahmet Köftesi sevgili İlhan Metin Bey'e benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Yarın konuğum Sinem Doğanay. Sevgili Seyfi Doğanay'ın kızı olacak. Konuğumuz olacak Sinem Doğanay. Bizleri izliyor. Buradan kendisine kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Yarın çok güzel bir program olacak. Sinem Doğan ile beraber sizlerle buradan kucak dolusu sevgi ve selamlarımız olmuş olsun. Tam duyan bir daha söyler misin? İrem Araca'ya bizden sevgi ve selamlar olmuş olsun. Evet ondan sonra sevgili Bay Barun'dan Kemal Bekir Önlem'e benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza başlayalım. Önce tatlımızla başlayalım, tatlımızı listesini alalım. Kendimize güzel bir tatlı hazırlamış olacağız inşallah. Birazdan telefon numaramızı vereceğiz. Sizlere canlı yayın numaramız ne kadar çok fazla ararsanız şansınız daha fazla olacak ve güzel arsamız hediye edeceğiz sevgili izleyenler. Onun yanında güzel bir Bimex ızgaramız var ve mini dost setimiz var. Bu güzel hediyelerimizi sizlere vereceğiz. Tabii ki mini dost setimiz için, ızgaramız için bu cuma günü çekilişimiz olacak. 2 hafta sonra arsamızın çekilişi olacak ve çekilişte kimin ismi çıkarsa biz inşallah arsamızı onunla vermiş olacağız. Evet şöyle bir tatlı için neler kullanacağız? Şambalı tatlımız için kullanacağımız malzemelerimiz sevgili izleyenler 500 gram kadar irmik kullanıyoruz. Ondan sonra 1 su bardağı kadar toz şekerimiz var. 2 su bardağı kadar yoğurdumuz var. Ondan sonra 1 çay bardağı kadar un kullanıyoruz. Ondan sonra 1 paket kabartma tozumuz var. 1 paket vanilya kullanıyoruz. Yarım su bardağı kadar sıvı yağımız var. 500 gram kadar irmik, 1 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı kadar yoğurdumuz var. 1 çay bardağı kadar un kullanıyoruz. Ondan sonra 1 paket kabartma tozumuz ve vanilyamız var. Yarım su bardağı veya çay bardağı, 1 çay bardağı kadar diyebiliriz. Sıvı yağ kullanacağız. Şerbetimiz için 6 su bardağı kadar su kullanacağız. Ondan sonra 4 su bardağı kadar toz şekerimiz var. 1 dilim de taze limon kullanacağız. Şerbetimiz için 6 su bardağı kadar suyumuz var. 4 su bardağı kadar toz şeker kullanacağız. 1 dilim de taze limon
kullanacağız. İstersen limon suyu da kullanabilirsiniz. Önce hemen malzememizi güzelce bir şey geniş bir kabımıza çırpacağız. Onları çırptıktan sonra içine irmiğimizi, unumuzu hepsini içine ilave edeceğiz. Şekerle beraber, sıvı yağla beraber karıştıracağız. Karıştıktan sonra tepsimizi içine ilave edeceğiz ve fırına göndereceğiz. O yavaş yavaş fırında hazırlanacak, iyice bir pişecek. Ve fırında pişerken bize kenarda şerbetimizi hazırlayacağız. Şerbetimiz hazırlandıktan sonra tatlımız da iyice bir pişecek. Ondan sonra üzerine ilave edeceğiz. 1-1,5 saat bir şerbeti çekecek. Şerbetini iyice bir çektikten sonra tatlımız hazırlanmış olacak. Ondan sonra size de afiyet diyeceğiniz çok lezzetli güzel bir tatlı olmuş olacak. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza başlayalım ve tatlımızı hazırlamış olalım inşallah. Canlı yayın numaramızı da hemen birazdan vereceğiz. Şöyle ekrana göndersinler arkadaşlar. Siz de canlı yayın numaramızı da verelim. Aramaya devam edin. Şöyle marka konuttan güzel hediyeler, arsa kazanmak istiyorsanız bizlere ulaşabilirsiniz. Ondan sonra BİMES kazanmak istiyorsanız bizlere ulaşabilirsiniz. Ve mini dosyetimizi kazanmak için canlı yayınımızda bizlere ulaşın. İsim, soy isim sadece telefon numaranızı bırakıyorsunuz ve güzel hediyeler kazanıyorsunuz. Şöyle bir geniş bir kabımızı biz hazırladık. Ben şöyle bunlar biraz kenara doğru alacağım. Rahat çalışmamız için kendimize yer açtık. Ondan sonra şöyle bir tane sağlam bir tane çırpma teli tercih edelim ki çok fazla bizi zorlanmasın. Geniş bir kabımıza yoğurdumuz. 2 su bardağı yoğurt demiştik. İlave ediyoruz. Şöyle. Öncelik yoğurdumuzu gönderdik. Yoğurdumuzu içine ilave ettikten sonra yavaş yavaş yoğurdumuzu çırpalım. Evet, telefon numaramız 0212 454 55 70 dolu numaramız. 0212 454 55 70 dolu numaramız. 0212 454 55 70 dolu numaramız. Bu numara üzerinde bizlere ulaşıyorsunuz. Sohbet edebilirsiniz. Size ait yemekler varsa bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve güzel hediyeler kazanmak istiyorsanız, İstanbul'da arsa kazanmak istiyorsanız bu numara üzerinde bizlere ulaşın. Ondan sonra ızgaramızı kazanmak istiyorsanız sadece sizden önce bu numarayı arıyorsunuz. İsim, soy isim, telefon numaranızı bırakıyorsunuz. İsminiz kurada çıktıktan sonra biz sizleri arıyoruz. Ondan sonra adresinizi alıyoruz. Hediyelerimizi bu şekilde sizlere gönderiyoruz. Şimdi yavaş yavaş yoğurdumuzu çırptık. Sıvı yağımız. Yarım su bardağı kadar sıvı yağ demiştik. Onu da gönderdik içine. İkisini beraber karıştıralım. Önce yoğurt, ondan sonra içine sıvı yağımı ilave ettim. İkisini beraber iyice bir çırpıyorum. Ondan sonra vanilyamız ve de kabartma tozumuz. Hop, doladık. Tekrar şöyle bir gönderdik. Ondan sonra şekerimiz. 1 su bardağı şeker, toz şeker dedik. Şöyle bir toz şekerimiz içine ilave ettik. Tekrardan çırpalım. Güzel oldu şimdi. İyice bir çırpacağız. Yavaş yavaş. Şekerimiz erisin. Önce yoğurdunuz, ondan sonra sıvı yağınızı içine ilave edin. Peşi sıra bir tane vanilyanızı, bir paket vanilyanızı, bir paket kabartma tozunuzu içine ilave ettiniz. Şekerinizle beraber iyice bir sıvı yağımızla beraber iyice bir çırpıyoruz. Çırptıktan sonra 500 gram kadar irmik, yani yaklaşık 2,5 su bardağı diyebiliriz. 2,5 su bardağı irmik sevgili izleyenim. Onu da içine ilave edelim. Gönderdik. Çırpmaya devam edelim. Hemen iyice bir karıştıracağız. Yoğurt, sıvı yağımız, vanilyamız, kabartma tozumuz, şekerimiz, irmiğimiz hepsini içine ilave ettik. Topak kalmayacak şekilde iyice bir çırpıyorum. Bunları öyle güzelce bir karıştırdım. Karıştırdıktan sonra yarım su bardağı veya da bir çay bardağı diyebiliriz. Sevgili izleyicilerimiz, un kullanacağız içine. Yarım su bardağı veya da bir çay bardağı un kullanabilirsiniz. Hemen unumuzda elimizde varsa bir veya da yarım su bardağı kadar fıstık da içine kullanabilirsiniz. Hemen iyice bir karıştırıyorum. Kenarları da toparlayacağız. Unumuzu iyice bir karıştıracağız. İyice bir şöyle bir hazırlansın.
Tabii ki geç şerbeti içine çekiyor. Onun için ne yapacağız? Şerbetimizi içine ilave ettikten sonra biraz dinlendireceğiz. Bir saat hatta 1,5 saat bir şerbeti iyice bir çeksin. Güzelce bir şekilde bir hazırlansın. Bunu da şöyle bir iyice bir karıştırdık. İçinde neler kullandık? Ben hemen hem bunları bir kenara alacağım. Hem de neler kullandığımızı tekrardan sizlere anlatalım. İçine öncelikle 2 su bardağı kadar yoğurt ilave ettim. Bunu iyice bir çırptım. Çırptıktan sonra yarım su bardağı kadar sıvı yağımı içine ilave ettim. Sıvı yağla beraber karıştırma devam ettim. Ondan sonra vanilyamı bir paket, bir pakette kabartma tozumu içine ilave ettim. Tekrardan karıştırdık. 1 su bardağı toz şekerimi içine ilave ettim. Çırpmaya devam ettim. Toz şekerimizle beraber irmiğimiz, 500 gram kadar irmiğimiz, yani yaklaşık 2,5 su bardağı kadar irmiğimi içine ilave ettim. Ondan sonra 1 çay bardağı kadar da unumu içine ilave ettikten sonra hepsini beraber iyice bir karıştırıyoruz. Özleştikten sonra şöyle hazır çırpma telimizi kaldık. Bir tane herhangi bir tepsi tercih edebilirsiniz. Çok fazla büyük de olmasın, çok aşırı küçük de olmasın. Hem iyice bir kabarması için, hem iyice bir pişmesi için normal bir tepsi, orta boy tepsi tercih edebiliriz. Tepsimiz hazır sevgili izleyenimiz. Varsa elimizde tereyağı veya da margarin de kullanabilirsiniz. Hangisi varsa elinizde onu tercih edebilirsiniz. Ama biraz daha lezzetli, güzel olmasını istiyorsak tereyağı varsa kullanabiliriz. Hafif tepsimizin altına şöyle yağımızı sürelim. Kenar kısımlarından tutun, ortasına doğru yavaş yavaş böyle bir ya şöyle alalım arkadaşlar da görsünler diye. Evet, şöyle bir yağımızı kenarlarda biraz sürdük. Tereyağımızı sürdükten sonra hazırlanmış olduğumuz harcımızı içine ilave edelim. Yavaş yavaş şöyle bir harcımızı içine boşaltalım. Bunu yavaş yavaş şöyle bir tepsimize yolladık. Dibini de iyice bir güzel bir şekilde hemen tekrardan hazırlandıktan sonra şöyle hafif bir toparlayalım sevgili izleyenlerimiz. Bunu şöyle hazır. Şimdi şambalı tatlımız hazırlandı sevgili izleyenlerim. Şambalı tatlımız hazırlandıktan sonra biz fırınımızın altını önceden açmıştık. Fırınımız ısınmaya başladı. Fırınımız ısınmaya başladıktan sonra fırınımıza gönderelim. Yavaş yavaş pişsin. 180 derecede 1,5 saat boyunca pişebilir. Yüksek bir derece olursa çok fazla kabarmaz. Çünkü biz bazen biraz acele ediyoruz sevgili izleyenlerim. Size çok fazla acele etmeyin. 180 dereceyle 1,5 saat boyunca pişirebilirsiniz. Düşük bir derece hem iyi bir şekilde kabaracak hem de güzelce bir şekilde pişirimi sağlamış olacağız. Sizlerin zamanınız var. Onun için ne yapacaksınız? 180 dereceyle 1,5 saat fırınımıza gönderin. Şimdi hazır. Biz de yavaş yavaş fırınımıza yolluyoruz. Ben biraz acele ediyorum biliyorsunuz. Çünkü program içinde sizlere sunum yapmak için, sizlere göstermek için sevgili izleyenlerimiz. Evet. Tabii ki ben sevgili izleyenlerim biraz acele ediyorum. Sizler görün diye, aynısını yapın diye ben ekrana çıkarıyorum burada hazırlıyorum. Ama sizlerin zamanınız fazla olduğu için siz de ne yapacaksınız? Ondan sonra sevgili izleyenlerim sizlerin zamanınız olduğu için 180 dereceyle fırına göndereceksiniz. 180 dereceyle iyice bir pişecek. Güzelce bir şekilde piştikten sonra şerbetimizi hazırlayacağız. Şimdi sizlerle beraber tatlımızın şerbetini hazırlayalım. Tatlımızın şerbeti ne kadar iyi olursa, yani görsel olarak ne kadar renkli olsa, güzel olursa tatlımız hem daha güzel görünecek hem daha renkli bir şekilde hazırlanmış olacak. Şerbetimizi elimizde şeker az olabilir. Çünkü insanlık hali de olabilir. Elimizde şeker de az olabilir. Eğer çok hafif biraz sevgili izleyenlerimiz şekerimizi karamelize edersek o açığı da kapatmış olacağız. Hem de güzel bir renk elde etmiş olacağız. O açığı kapatmamız için ne yapacağız? Hafif biraz şekerimizi karamelize edelim. Şöyle bir 4 su bardağı toz şekerim hazır. Tencerem içinde su yok sevgili izleyenlerim. Susuz bir şekilde tencereme gönderdim. Şöyle bir tencereme şekerimi ilave ettim. Hafif yavaş yavaş karamelize olmaya başlayacak. Biraz şöyle güzel bir renk alacak. O yavaş yavaş karamelize olurken ben hem kenarda ona bakacağım sevgili izleyenlerimiz. Hem de biz şöyle bir şey yapalım mı? Karnıyarımızın listesini de alalım. İkisini beraber hazırlayalım. Şöyle bir
şekerimiz yavaş yavaş biraz karamize olsun. Evet, şöyle bir tatlımız pişmeye başladı. Şekerimiz karamize olsun. Şerbetimizi de hazırlayacağız. Şerbetimiz tabii ki hazırlandıktan sonra hem güzel bir şerbet olacak hem de tatlımızı güzelleştirecek. Evet. Püreli karnıyarık için de kullanacağımız malzemelerimiz sevgili izleyenlerimiz 6 adet patlıcan kullanacağız. Tabii ki sizler karabalık bir ailesiniz, geniş bir ailesiniz. Biraz daha fazla kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. 300 gram kadar tavuk göğsümüz var, 1 adet kuru soğanımız var, 3 diş sarımsağımız var. Ondan sonra 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız var, 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz, pul, biber, kekik, 2 adet domates ve biber kullanıyoruz. İstiyorsanız sizler biraz da içine güzel bir renk katmasını istiyorsanız salça da kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış. İstiyorsanız kullanabilirsiniz, istemiyorsanız kullanmayabilirsiniz. 6 adet patlıcan, 300 gram kadar tavuk göğsü kullanıyoruz. Ondan sonra 1 adet kuru soğanımız, 3 diş sarımsağımız var. 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, istersek tereyağı veya da margarin de kullanabilirsiniz. Ondan sonra 1 çay kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber, kekik kullanıyoruz. 2 adet domatesimiz var ve de 2 adet biber kullanacağız. Üzeri için püre kullanacağız. Püremiz için de kullanacağımız malzememiz. Tabii siz de biraz daha fazla yapacaksanız biraz daha fazla da tutabilirsiniz. Püremiz için de 500 gram kadar patates kullanıyoruz. 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız var. Ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz, 1 su bardağına yakın süt kullanacağız. 500 gram kadar patates, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 su bardağı kadar da süt kullanacağız. Öncelikle patlıcanları güzelce bir şekilde alacalı bir şekilde soyduk. Soyduktan sonra tavamızı içine kızarttık. Hafif yağla beraber kızarttıktan sonra tepsimizi içine ilave ettik. Tepsimize ilave ettikten sonra tenceremizin içine öncelikle soğanlarımı kavuracağım. Tavuklarımı ufak ufak doğrayacağım. Onları doğradıktan sonra kavurmaya devam edeceğim. İyice bir kavururken içine biberimi ilave edeceğim. Baharatlarımı çok hafif biraz da salçamı içine ilave edeceğim. Tavuklar iyice bir piştikten sonra patlıcanların içini dolduracağım. Patlıcanların içini doldurduktan sonra üzerine püremi ilave edeceğim. Üzerine tekrardan domates, biberle beraber süsledikten sonra istiyorsanız altına biraz da sos da ilave edebilirsiniz. Ondan sonra tekrardan fırınlanacak. Fırında iyice bir pişecek. Piştikten sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir sunum olacak. İnşallah biz hazırlayacağız. Sizlerin de hoşunuza gidecek. Sizler de evlerinize hazırlanmış olacaksınız. Evet, o zaman biz de hemen yavaş yavaş hazırlığımıza başlayalım. Şöyle bir, tabii ki marka konutta arsa kazanmak istiyorsanız, ondan sonra Schaeffer'dan, Bimex'ten ızgara kazanmak istiyorsanız ve mini dosetimizi kazanmak istiyorsanız 0212-454-55-70 dolu numaramız. 0212-454-55-70 dolu numaramızı arıyorsunuz. Bu numara üzerinde bizlerle sohbet edebilirsiniz ve güzel hediyeler kazanabilirsiniz. Tabii programımızı sevgili izleyenimiz tekrarı gece saat 1 ile 1.30'da tekrarı var. Kaçırmışsanız izleyebilirsiniz. Bizleri sosyal medyada da takip edebilirsiniz. TGT Euro sayfalarını Facebook'ta izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. YouTube'da, ondan sonra Twitter'da, Instagram'da TGT EU sayfalarını takip edebilirsiniz. Tabii ki canlı olarak programımızı internet üzerinde de eğer televizyon yoksa yanınızda izleyebilirsiniz. Canlı olarak da izleyebilirsiniz programımızı. TGT EU sayfalarını takip edebilirsiniz. Beni de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Usta sayfalarında takip edebilirsiniz. Size ait yemekler varsa benimle paylaşmak istiyorsanız, burada yapmamı istiyorsanız Instagram adresime gönderin. Ben de burada sizler için hazırlayayım. Instagram adresim de bitişik şefabdullahusta.tgt sayfama gönderin. Şefabdullahusta.tgt sayfama gönderin. Ben de burada sizler için güzelce bir şekilde hazırlayayım. Şimdi tenceremizin altını açtık. Öncelik şöyle yavaş yavaş ısınmaya başlasın. İçine kullanacağımız İstersek sıvı yağ, istersek tereyağı kullanabilirsiniz. Hangisini tercih etmek istiyorsanız onu sizler kullanabilirsiniz. Biz şöyle bir yağımızı gönderdik. Ondan sonra soğanımız. Kullanacağımız kadar soğan dedik sevgili izleyenlerimiz. Şöyle biraz soğanlarımız vardı, onları değerlendirelim. İnce ince soğanlarımızı şöyle bir doğruyoruz. Diğer soğanımız. Aynı şekilde şöyle bir minik minik doğrayalım. Bakırköy Sultanahmet köftecisi sevgili İlhan Metin abim bizleri izliyor oradaki. Müşteriler bizleri izliyor buradan. Kendilerine kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Soğanımız hemen hemen iki tane yetecektir. Soğanımız yavaş yavaş kavruldu. Soğanımızı istiyorsak biraz daha iri de doğrayabilirsiniz. İstiyorsanız küçük de tutabilirsiniz. Tercih size kalmış. Bir veya da iki tane soğan kullanabiliriz.
Soğanımız hazır. Onu da şöyle bir yollayalım. Yemeğimize çok güzel bir lezzet, aroma katıyor. Sizler de dediğimiz gibi sevgili izleyenlerimiz, soğanımızdan bir veyahut da iki tane tencerenize gönderin. Yavaş yavaş şöyle bir kavurmaya başlayalım. Soğanlarımız yavaş yavaş kavrulurken sarımsak dedik sevgili izleyenlerimiz. Yemeklerimize güzel bir lezzet, güzel bir aroma, yemeğimizi zenginleştirecek, güzelleştirecek ve de güzel bir aroma katacak. Varsa elimizde bir veya da iki diş sarımsak kullanabiliriz. Ama çok fazla sevmiyorsanız kullanmaya da bilirsiniz. Sağlığımız için kullanırsak daha güzel olacak. Şöyle bir iki diş sarımsağımızı da ufak ufak doğradık hazır. Tekrardan onu da yolladık. Tenceremizin içine ilave ettik. Soğan ve de sarımsağım kavrulmaya başlıyor. İçine kullanacağımız kadar tavuk göğsü, istersek kıyma da tercih edebiliriz. Hangisini istiyorsak onu da kullanabiliriz. Şöyle bir tavuk filetomuzu şöyle güzelce bir şekilde bonfilemizi açalım. Biraz daha incelttik. Bunu da şöyle ızgaralık açalım. Hop. Hem bol görünsün hem de erken pişsin diye şöyle hazırlayabiliriz. Küçükten şöyle bir açtık. Hazır. Şimdi tekrardan yukarıdan aşağı doğru ince ince doğrayacağız. Bunu şöyle bir ince ince önce dilimleyelim. Ondan sonra bunları küçük küçük doğrayalım. Şöyle bir ufak ufak hemen doğramaya devam ediyoruz. Soğanlarımız hazırlansın. Şekerimiz yavaş yavaş karemize olsun. Güzel bir renk alsın. Biz de tabii ki yemeklerimizi yaparken önceden bir hazırlığımız olsun sevgili izleyenlerimiz. Çünkü yemek esasında hem çok fazla telaşlanmayalım hem de yemeğimiz güzel hazırlansın diye önceden bir hazırlık yapabiliriz. Malzememizi doğrayabiliriz. Onun için ne yapacağız? Şöyle bir tavukları biz de doğrayalım. Hazır elimizin altında beklesin. Dediğimiz gibi istersek biraz daha tavuğu iri de doğrayabiliriz. İri kuşbaşı şeklinde de doğrayabiliriz. Böyle kenara aldık. Bunu da aynı şekilde. Evet. Marka konuttan sevgili izleyenlerimiz 25 bin lira değerinde arsa dedik sevgili izleyenlerimiz. 250 metrekare arsa kazanmak istiyorsanız bizlere ulaşabilirsiniz. 0212 454 55 70 numaramız. Yapacağınız tek şey budur. 0212 454 55 70 numaramızı arıyorsunuz. İsim, soyisim, telefon numaranızı bırakıyorsunuz. 2 hafta sonra çekilişimiz olacak. Çekilişte isminiz çıktıktan sonra biz de şöyle güzel arsamızı inşallah hediye etmiş olacağız. Tabii şoför için ve mini dosyetimiz için de çekilişimiz bu cuma günü olacak sevgili izleyenimiz. Şoför için ve de mini dosyetimiz için çekilişimiz bu cuma günü olacak. Bayram dolayısıyla çekiliş yapmamıştık. Bu cuma günü çekilişimiz olacak ve cuma günü inşallah şanslı talihliğimizi belirleyip sizlere göndereceğiz. Şöyle bir Osman, bir de Osman Şenbak bizleri izliyormuş. Buradan kendisine, ailesine buradan kucak dolusu sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Sevgili Metin Özbek Bey bizleri izliyormuş. Buradan bütün Özbek ailesine benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Evet, şöyle yavaş yavaş şekerimiz karemize olmaya başladı. Yavaş yavaş güzel bir renk almaya başladı. Biraz daha renk versin ama çok fazla yakmayacağız sevgili izleyenlerimiz. Hafif şöyle alttan doğru biraz şekerimiz yanmaya başladıktan sonra, renk almaya başladıktan sonra suyunuzu içine ilave edebilirsiniz. Şimdi suyumuzu gönderelim. Evet. İlk başta biraz şekerimiz topaklaşabilir. Biraz şöyle birbirini tutabilir. Kesinlikle korkmayacağız. O kaynadıkça kendisini bırakacak. Onun için sevgili izleyenlerimiz ilk başta hafif şöyle biraz
topaklaşabilir. Yavaş yavaş kaynasın, o kendisini bırakacaktır. Şöyle bir kaynama devam etsin. İçine bir parça limonumuz dedik. Hemen limonumuzu da gönderelim. Bir dilim limonumuz, taze limonumuz. İçine ilave ettik. Soğanımız kavrulmaya başladı. Soğanımız kavrulsun, iyice bir kavrulsun. Ondan sonra birkaç tane biber güzel bir lezzet ve aroma katacak. Şöyle biberimizi de minik minik doğrayalım, küçük küçük doğrayalım. İçine ilave edelim. Şöyle biberimiz. Sevgili Sami Doğan ve kız Akalı ablama, İzzet abime, Hakkı abime, Hakkı Bulut'a, ondan sonra sevgili Ayhan Aşağı'na buradan kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Sağ olsunlar, bizleri yalnız bırakmıyorlar ve onlarla güzel programlar yapıyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde sevgili Bekiz Akkale ve İzzet Altınleşe ile de beraber güzel bir program sizler için yapacağız. Şöyle bir soğanlarımız kavrulmaya başladı. Tavuğumuzu gönderelim. İçine tavuğumuzu. Tabii tavuk istiyorsak, biraz daha fazla kullanmak istiyorsak biraz daha fazla tercih edebilirsiniz. Öyle bir tavuğumuz yavaş yavaş devam etsin. Böyle soğanımız. Evet. Şöyle biraz daha güzelce bir şekilde tavuğumuzu yolladık. İçine biraz biber de demiştik sevgili izleyenlerimiz. Biberimizi de gönderdik. Hafiften biberimizi de yolladık. Ondan sonra biberimizle beraber kavrulmaya devam etsin. Kaç tane patlıcan kullanacaksak ona göre patlıcanları da şöyle bir çizik atalım. Hazırlamaya başlayacağız. Bunu da aynı şekilde şöyle hazırlıyoruz. Ondan sonra küçük bir kaşıkla şöyle bir açalım. Tanıyakları böyle bir yavaş yavaş şöyle bir açıyoruz. Bunu da aynı şekilde şöyle bir hazırladık. Hazır diyebiliriz. Ondan sonra kızartmış olduğumuz patlıcanları da hazırladıktan sonra tavuğumuz pişme devam etsin. Biz de bu arada püremizi hazırlayacağız. Şöyle bir tenceremizin kapağını açalım. Ondan sonra patateslerimiz hazır diyebiliriz. Suyunu şöyle bir dökelim suyunu. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz sevgili izleyenimiz. Suyunu sizler de israf etmeyebilirsiniz. Çocuklarınıza güzel çorba yapacaksa çorbada da kullanabilirsiniz. Hemen biraz suyumuzdan alalım. Biz de çorbamızdan biraz patates suyunu kullanırsak daha güzel olacak. Bol vitaminli bir çorba olmuş olacak inşallah. Şöyle bir. Evet. Kalan suyundan hafif biraz daha azaltacağım. Ondan sonra patateslerimiz hazır. Patateslerimizi hazırladıktan sonra yavaş yavaş altını açalım tekrardan. Tavuklarımız iyice bir pişime başlıyor. Böyle iyice bir kavurduk. Yavaş yavaş o pişime devam etsin. Şöyle bir tabağımızda patatesimizden bir tanesini alalım. Şöyle bir iki tane patatesimizden ayırdı kenara. Ondan sonra tereyağımız demiştik sevgili izleyenlerimiz. Tereyağımızdan şöyle diğer kaşığımı alayım. Bir yemek kaşığı kadar içine ilave edebiliriz. Patatesimizin içine yolladık. Altını açtık. Beraber hazırlanıyor. Onlar hazırlanırken bir tane domates İçine güzel bir renk katacak, güzel bir lezzet katacak. Hem de kendi suyunu bırakacak. Onun için bir tane domates kullanabiliriz.
Şöyle bir domatesimizi minik minik doğrayalım. Bunu da aynı şekilde şöyle küçük küçük hazırladık. Şöyle onu da güzelce bir şekilde hazırladıktan sonra yolluyorum tencereme. Bir tane domatesimi gönderdim. İçine azar azar baharatımı ilave edeceğim. Biraz pul vereyim. Hafif güzel bir lezzet katması için karabiber. Ondan sonra biraz kırmızı toz biber içine ilave edelim. Biraz da içine tuzumuzu. Öyle. Güzel olacak. Tuzumuzu da içine ilave ettik. Tuzumuzla beraber hafif karıştırıyoruz. İçine istiyorsak, seviyorsak sizler de kullanabilirsiniz sevgili izleyenlerimiz. Biraz salça kullanabiliriz. Biraz salçamızdan içine ilave ettik. Güzel bir renk katması için salçamızla beraber şöyle bir karıştıralım. İç harcımız hemen hemen de hazır diyebiliriz. Şöyle iyice bir iki dakikada içine minik biraz suyumuzu damlatalım. Onunla beraber pişirme devam etsin. Biz püremizi hazırlayana kadar o da hazırlanacak inşallah. Şimdi yemeğimiz devam ediyor pişirme. Suyla beraber şöyle bir salçamızı erittik. Onu da iyice bir karıştırdık. Ve püremiz için haşlanan patateslerimizi yavaş yavaş şöyle bir dağıtalım. Eziyoruz. Çok fazla, tabii ki şöyle biraz da tuzumuzu içine ilave edelim. Çok fazla sulu olmasın, yemeğimizin üzerinde belirgin olsun, güzel görünsün diye. Çok fazla ben sulu tercih etmeyeceğim püremi. Biraz hafif şöyle kendi suyu tereyağımızla yavaş yavaş karıştırıyorum. Bunları iyice bir çırptıktan sonra biraz şöyle kenarda sütümüz vardı. Sütümüzü içine ilave edelim. Hafif sütle beraber çırpmaya devam edelim. İyice bir karıştıralım. Bunları da kenardan içe doğru aktarıyoruz. Evet. Çok hafif biraz daha dokunalım. Bu yeterli olacak. Şöyle sütümüzle onu güzelce bir şekilde çırpacağız. Püremiz hazır diyebiliriz sevgili izleyenlerimiz. Öyle iyice bir kenardan içe doğru çırpmaya devam ediyoruz. Evet. Püremiz hazır. Çırpma telimizde. Kenara alalım şimdilik. Böyle aldık. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Harcımız hazır. Onun da altını kapatacağız. Of, mis gibi oldu mis. Tavuklarımız pişti. Güzelce bir şekilde hazırlandı. Ben ondan sonra şöyle biraz yer açacağım. Harcımızı yanımıza alalım. Böyle bir harcımız hazır. Bir tane kaşığımız. Onu da aldık. Ondan sonra sevgili izleyenlerimiz hazırlanmış olduğumuz patlıcanlar. İyice kızarttık. Güzelce bir şekilde şimdi yavaş yavaş işlemizi yapacağız. Biraz daha patlıcanın o acımsı tadını almamız için ne yapıyoruz? Üzerine biraz şekerinizi ilave edeceksiniz sevgili izleyenimiz. O şekerinizle beraber hem güzelce bir şekilde o acımsı tadını almış olacağız. Hem de daha iyi bir şekilde hazırlanmış olacak. Sizler de o şekilde kullanabilirsiniz. Ben hemen şöyle bir hafiften dediğimiz gibi üzerine şekerinizi ilave edebilirsiniz. Veyahut da sosta da kullanabilirsiniz. Şöyle bir harcımız hazır. İçini dolduruyoruz. Evet, yavaş yavaş tabii ki doldurmaya devam edeceğiz şimdi. Şimdi sevgili izleyenimiz, püremiz hazır. İç harcımız hazır. Biz şöyle bir şey yapalım mı? Siz kendinize güzel bir çay alın. Siz çayınızı aldıktan sonra ben de yavaş yavaş bir hazırlığımı yapayım. Hazırlığımı yaptıktan sonra yemek yapmaya devam edelim mi? O zaman çok kısa bir araya gideceğiz, reklama gideceğiz. Reklamdan sonra yemek yapmaya devam edelim. Reklamlar. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili izleyenlerimiz. Şöyle şimdi güzelce bir şekilde hemen
Yemeklerimiz hazırlandı. Şimdi yavaş yavaş tatlımız hazır. Tatlımızı alalım. Ondan sonra güzelce bir şekilde tabii ki hazırlığımıza devam edeceğiz. Evet, şöyle bir hazır. Fırınımızı güzelce bir şekilde hazırladık. Şampali tatlımız hazır. Sevgili izleyicilerimiz, hazırladıktan sonra şerbetimiz de hazır. Şöyle bir şerbetimizi alalım. Dediğimiz gibi biz biraz acele ediyoruz. Tabii sizler görün diye, aynısını yapın diye. Abi sizlerin zamanınız fazla olduğu için biraz daha 180 dereceli 1,5 saat boyunca pişirebilirsiniz. Şimdi bismillah diyoruz ve şerbetimizi üzerine ilave ediyoruz. Evet, o şerbetini çektikçe bir şerbetimizi ilave edeceğiz. Yavaş yavaş şerbeti çekecek. Hop. Evet, sıcak olduğu için böyle biraz daha mesin çekmeye şerbetini. Afi biraz daha şöyle bir gönderdik. Şöyle yavaş yavaş biraz şöyle hava alsın. Evet, güzel oldu değil mi? Afi bir kepçe daha üzerine ilave edelim. Eğer yeteri gelmeyecekse biraz daha şerbetimizden üzerine tabii ki ilave edeceğiz. Şöyle bir şambalı tatlımız mis gibi oldu, mis. Evet, tatlımız hazırlandıktan sonra tatlımı ben şöyle yanıma doğru alıyorum sevgili izleyicimiz. Güzelce bir şekilde şöyle bir şerbetini çeksin. Şambalı tatlımız güzel görünüyor ve hazırdı diyebiliriz. Evet, şöyle bir tezgahımı toparladım. Ve yavaş yavaş tatlımızı dinlendirmeye bıraktık. O iyice bir dinlensin. Yavaş yavaş şerbetini çekmeye devam etsin. Şambalı tatlımız hem güzel görünüyor hem de şöyle iyice bir şerbetini çekecek. Harcımız hazır. Karnıyarımızı yapmaya devam edelim sevgili izleyenlerimiz. Böyle bir biraz daha yeri açılsın diye bakalım. Bir tane alacaksa ben şöyle biraz yer açmak istiyorum. Bir tane daha alsın diye. Hem daha rahat bir şekilde çalışacağımız için. Evet. Şimdi hazır. Yavaş yavaş içini dolduralım. Hop. Harcımız gelsin. Yavaş yavaş şöyle bir içine ilave ediyorum. Domatesimiz, biberimiz, tavuğumuz, soğanımız, sarımsağımız, hafif biraz da salçamızı da beraber tavuğumuzu iyice bir kavuruyoruz, iyice bir pişiriyoruz. Pişirdikten sonra kızartmış olduğumuz patlıcanların içini dolduralım. Tekrardan şöyle bir alabildiği kadar harcımızdan içini dolduracağız sevgili izleyenlerimiz. İyice bir dolduralım ki güzel olsun. Evet. Karnıyarımız güzel de görülmeye başladı. Evet, şöyle bir tavuğumuzu içine ilave ettik. Fazla olan tenceremizi şöyle bir alalım kenara. Ondan sonra üzerine harcımızı ilave ettikten sonra püremiz hazır sevgili izleyenlerimiz. Şimdi püremizi de hazırladıktan sonra yavaş yavaş böyle bir kaşıkla üzerine püremizi ilave edebiliriz. Böyle bir birer yemek kaşığı kadar püremizden üzerine ilave edebiliriz. Hop, hazır. Üzerini iyice bir kapatsın, iyice bir örtsün. Hop, şöyle bir. Püremizde de 500 gram kadar patatesimiz var sevgili izleyenlerimiz. Ondan sonra patatesler iyice bir haşlanıyor. İyice bir haşlandıktan sonra içine tuzumuzu, tereyağımızı ilave ettik, çırpmaya başladık. Onlarla beraber iyice bir çırptıktan sonra hemen içine bir veya da yarım su bardağına yakın sütümüzü içine ilave edeceğiz. Sütümüzle beraber güzelce bir şekilde bir karıştıracağız. Yani çok fazla topak kalmayacak, patateslerimiz iri kalmayacak şekilde onları iyice bir eritiyoruz. Ve erittikten sonra patlıcanları içini doldurmaya başlıyoruz. Onun üzerine tekrardan şöyle bir püremizi ilave edeceğiz. Evet. Güzel de bir görüntü oldu. Değil mi? Evet. Değişik bir sunum olacak ve güzel bir sunum olacak. Şimdi püremizi de alalım kenara. Püremiz hazır. Ondan sonra sevgili izleyenlerimiz, sosumuzu hazırlayacağız. Üzerine biraz sos güzel olacak, güzel bir renk ve lezzet katacak. Sosumuz için de
Şöyle bir sosumuzu da yavaş yavaş hazırlayacağım. Sosumuz için de sevgili izleyenlerimiz, geniş bir kabımız hazırladık. Onun içine biraz salçamızı içine ilave edelim. Öyle biraz salçamızı gönderdik. Ondan sonra salçamızı içine ilave ettikten sonra biraz daha güzel bir lezzet, tat, aroma katması için hemen baharatlarımızı ilave edeceğiz. Ama patlıcanın o acımsı tadını gidermemiz için bir kesme şeker veya da toz şeker de kullanabiliriz. Hangisi varsa elimizde tercih ederiz. Hafif şekerimizi ilave ettik. Biraz tuz, çok az bir pul biber, hafif biraz karabiber kullanacağız. Minik biraz kırmızı toz biberimiz ve kekik. Güzel bir lezzet katacak. Kekiğimi ilave ediyorum. Ondan sonra biraz sıvı yağımı içine ilave ediyorum. Sıvı yağımızla beraber yapacağımız işlemimiz, isterse sıcak su, isterse soğuk su da kullanabilirsiniz. Hangisini istiyorsanız onu da tercih edebilirsiniz. Şöyle bir yavaş yavaş hemen şöyle güzelce bir karıştıracağız. Biraz daha açalım. Evet. Sosumuz çok fazla sulu olması sevgili izleyiniz. Şöyle ne çok aşırı sulu olacak ne de çok fazla katı olacak. Ben biraz daha güzel görünmesini istediğim için şöyle güzel bir sos hazırlamak istedim. Evet, şunu bir şöyle bir karıştırdım. Şimdi sosumuz hazır. Hazırlamış olduğumuz sosumuzu öncelikle birer kepçe ne yapacağız? Püremizin üzerine. Renk katsın. İyice bir kızarsın. İyi görünsün diye azar azar üzerine ilave ediyorum. Şöyle güzel bir sunum olsun. Abi çok aşırı da kullanmayacağız. Öyle bir hazır. Kalan sosumuz da tepsimizin altına ilave ediyoruz. Şöyle bir hazır diyebiliriz. Şimdi güzelce bir şekilde sosumuzu üzerine ilave ettik sevgili izleyenlerimiz. Patlıcanlar hazır. Püremizi üzerine ilave ettik. Tekrardan ne yapalım? Fırına gönderelim. Fırında iyice bir kızarsın. Üzerindeki patatesler iyice bir pişsin. Ve ondan sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir sunum olacak. Fırınımızın altını açmıştık. Zaten sıcaktı fırınımız. Tekrardan kapağını açıyoruz. Karnıyarıklar hazır. Sosla beraber. Ondan sonra şöyle gönderdik. Fırınımıza ilave ettik ve yavaş yavaş fırınımıza pişmeye başlasınlar. Programımız boyunca iyice bir pişecek ve güzelce bir şekilde hazırlanacak. Hazırlandıktan sonra sunumumuzu yapabiliriz. Şöyle bir derecemizi de ayarladık. Güzelce bir şekilde hazır diyebiliriz. Evet, şimdi şöyle bir tatlımız hazır. Şerbetini tabii ki çekecek. İyice bir hazırlanacak. Şöyle bir kenara alalım. Şimdi tatlımızı hazırladık. Yemeğimiz hazır, pişiyor. Ondan sonra biz de şöyle bir şey yapalım. Çorbamızdan listesini alalım. Hem de güzel bir çorba hazırlayalım inşallah. Çorbamız için de kullanacağımız malzemelerimiz nelermiş? Bir göz atalım. Ondan sonra çorbamızı hazırlayalım. Sizler aramaya devam ediyorsunuz. Güzel bir arsa kazanmak istiyorsanız, ızgaramızı kazanmak istiyorsanız, mini dost setini kazanmak istiyorsanız 0212 454 55 70 dolu numaramızı arıyorsunuz. 0212 454 55 70 dolu numaramızı arıyorsunuz. Sadece isim, soy isim, telefon numaranızı bırakıyorsunuz. Ekstradan bir soru sormuyoruz. Herhangi bir şey sormuyoruz. Sadece isimle not alınıyor. Hepsi birikiyor bir kabın içinde. Biz de burada çekiliş yapıyoruz. Çekilişte ismi çıktıktan sonra biz de sizlere bu güzel hediyelerimizi göndermiş olalım inşallah. Evet, çorba için kullanacağımız malzemelerimiz. Çocuklarımız özellikle yoğun bir istek vardı. Çocuklarımız için de güzel bir çorba hazırlayacağız. Ve yoğurtlu mısırlı şehriye çorbamız için de kullanacağımız malzemenin 3 yemek kaşığı kadar şehriyemiz var. İsterse arpa şehriye, isterse tel şehriye kullanabilirsiniz. 3 yemek kaşığı kadar şehriye, 3 yemek kaşığı kadar tane mısırımız var. Mısır kullanacağız. 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız var. 3 yemek kaşığı yakın yoğurdumuz var. Ondan sonra bir adet yumurta, bir yemek kaşığı kadar unumuz, bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz, bir adet kırmızı biberimiz. Biraz tatlı biber kullanacağız. Biraz renk versin, güzel görünsün diye. Ama siz elinizde yoksa da kullanmayabilirsiniz. 3 yemek kaşığı kadar şehriye,
Ondan sonra mısır, tereyağımız ve de yoğurt kullanacağız. 3'er yemek kaşığı kadar. Ondan sonra 1 adet yumurta kullanıyoruz. Ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar unumuz var. 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz var. 1 adet kırmızı biber kullanacağız. Öncelikle bize yetecek kadar suyumuzu tenceremize ilave edeceğiz. Suyumuz yavaş yavaş kaynamaya başlasın. O kaynarken biberimizi içine ilave edeceğiz. Biberimizle beraber arpa şehrimizi içine ilave edeceğiz. Onlar iyice bir kaynayacak. Onlar iyice bir kaynarken biz de kenarda yumurtamızı, yoğurdumuzu, unumuzu iyice bir çırpacağız. Hafif bir suyla beraber açacağız. Suyla beraber açtıktan sonra onu da içine ilave edeceğiz. Ve iyice bir kaynayacak. Kaynadıktan sonra sunum yapacağımız kaselerimizi alıp üzerine hafif biraz da tereyağımızı şöyle biraz isterseniz nane ile beraber yakıp üzerine gezdirdikten sonra afiyetle içeceğiniz çok renkli ve güzel bir çorba olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş çorbamızı hazırlığına başlayalım. Evet, şöyle bir tenceremize öncelikle bize yetecek kadar suyumuz dedik. Evet, şöyle suyumuzu gönderdik. Biraz da patates suyumuz vardı, onu da kullanalım. Hem bol vitaminli olsun hem de güzel olsun diye bu şekilde sizler de hazırlayabilirsiniz. Ocağımızın altını açalım. Yavaş yavaş kaynamaya başlasın. O iyice bir kaynarken biz de burada hazırlığımıza başlayalım. Çırpma telimizi alalım. Şöyle bir küçük bir çırpma telimiz. Ondan sonra bir tane geniş bir kabımız. Çorbamız için sosumuzu hazırlayacağız sevgili. O da elimizin altında hazır bulunsun. Hemen çorbamızın terbiyesi için 1 adet yumurta. Böyle yumurtamız hazır. Onu iyice bir çırpalım. Güzelce bir karıştırdık. Ondan sonra 3 yemek kaşığı yakın yoğurdumuz. Sırasına göre önce yumurta, ondan sonra yoğurt içine ilave ediliyor. Beraber iyice bir karıştırıyoruz. Ondan sonra unumuz. Tekrardan unumuz da hazır. Şöyle bir topak kalmış şekilde iyice bir çırpacağız. Ve unumuzu da çırptıktan sonra tekrardan hafif biraz su, soğuk su veyahut da istersek sıcak su da kullanabiliriz. Biraz suyumuzu da karıştırıyoruz şöyle bir. Hafif suyumuzu da açıyoruz. Suyumuzla beraber şöyle bir güzelce bir şekilde hemen açtık. Ondan sonra diğer malzemelerimizi yanımıza aldık. Kaynamaya devam etsin. Şöyle iyice bir tenceremizin altını açtık. Bu yavaş yavaş ısınmaya başlıyor. Tenceremiz ısınırken sosumuz hazır. Ondan sonra arpa şehrimiz, tabii sırasına göre mısırımızı içine ilave edeceğiz. Ben şunları şimdilik şöyle bir kenara doğru alıyorum. Elimizdeki malzemelerle kendimize hem güzel bir salata hazırlayalım ve çorbamız da hazırlayana kadar sevgili izleyenimiz biz de bu arada güzel bir salata yapmış olacağız inşallah. Şöyle bir malzemelerimiz gelsin. Bunları şöyle bir hazırladık. Kırmızı biberimiz çorbamız için kullanacağımız. Şöyle yarım parça kullanırsa yeterli olacak. Kapya biberimiz şöyle bir hazır. Bunu şöyle bir çok fazla belirgin olmasın ama güzel bir renk katsın diye sizler de kullanabilirsiniz. Tekrardan küp küp doğrayalım. Ufak küpler şeklinde minik minik doğrayacağız. Diğer yarısında aynı şekilde hazır diyebiliriz. Şimdi biberimizi hazırladıktan sonra mısırla beraber şöyle bir geniş kap, bir tane kabımızı içine alacağız.
Arpa çeyreğimiz kullanacağımız kadar. Tabi yapacağımız işten fazlaysa, biraz daha fazla yapmak istiyorsak fazla da tutabilirsiniz. Arpa çeyreğimi içine ilave ediyorum. Beraber kaynasın iyice. Üzerine tereyağı kullanacağım için, ama siz istiyorsanız eğer tereyağı kullanmayacağız, sıvı yağ kullanacaksanız içine ilave edebilirsiniz. Çok az bir sıvı yağımız da sadece birbirine yapışmasın diye hafif bir sıvı yağımı içine ilave ettim. Beraber iyice bir kaynasın. Ondan sonra salatamız için de ben şöyle bir kabımı hazırlayayım. Bir tane şöyle rahat çalışacağımız şekilde bir kap kullanabiliriz. Patateslerimiz. Şöyle biraz, bir iki tane patatesimiz vardı. Patates salatası yapabiliriz. Evet, şöyle çok fazla. Tabii ki bunları dağıtmayacağız. Bu püre için ben hazırlanmıştım. Onun için çok fazla hırpalarsak fazla dağılacağı için siz elinize geldiği kadar böyle biraz daha patateslerinizi diri bırakabilirsiniz. Evet. Diğer patatesimiz. Böyle bir öncelikle bir dilimleyelim. Van'dan sevgili Behçet Arvas bizleri izliyor. Bütün Arvas ailesine benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. Böyle bir tekrardan patatesimi içine ilave ettim. Bıçağımı hafif bir suya tutacağız. Ondan sonra kenarda yeşilliğimiz vardı sevgili izleyenimiz. Yeşilliğimizden de neler kullanabiliriz bakalım. Burada biraz maydanoz kullanabiliriz. Değil mi? Şöyle güzel bir lezzet katsın. Evet. Şöyle hafif. Nane de çok güzel kokuyor sevgili izleyenlerimiz. Mis gibi kokuyor. Evet, şöyle biraz daha nanemiz hazır. Bunları şöyle bir ince ince doğradık. Hazır diyebiliriz. Patates salatamıza biraz yağımız damlattık. Yağımızdan hafif birazını damlattık içine. İçine biraz, ufak çocuk yoksa şayet, biraz pul biberi çok yakışıyor ve güzel bir lezzet katıyor. Sevgili Yunus da çok seviyormuş. Onun için biraz fazla kullanabiliriz. Biraz hafif kırmızı toz biberimiz. Tuzumuz. Ve çok az bir kekik kullanacağım. Minik biraz. Maksat güzel bir aroma katsın. Ondan sonra yeşilliğimizden şuradan birazını içine ilave edelim. Yeşilliğimizi de içine ilave ettikten sonra diğer maydanozlarımı şöyle bir kabın içine alacağım. Çorbamız kaynayana kadar sevgili izleyenlerimiz. Biz de bunları hazırlayacağız inşallah. Bir tane kırmızı biber, kapya biberimiz. Ortada sadece ikiye böleceğiz. İnce ince doğrayacağız. Kibri şeklinde doğrayacağız ki içine belirgin olsun, güzel görünsün diye. İnce ince. Çok güzel bir müzik açıyorsun sevgili Nevzat kardeşim. Bunu da şöyle bir ince ince hazırladık. Ondan sonra bunu da içine ilave ediyoruz. Tekrardan içine gönderdik. İçine istiyorsak sevgili izleyenimiz kornişon turşu kullanabiliriz. O da güzel yakışıyor, güzel bir lezzet katıyor. Bir tane domates kullanalım. İçine şöyle domatesimizden bir tanesini alalım. Onu da aynı şekilde temizliyoruz. Biraz iri kuşbaşı şeklinde doğrayacağım. Güzel görünsün. Kenarı aldık. Diğer yarısı. Evet. Şimdi domatesimiz de hazırlandıktan sonra onu da içine ilave ediyoruz. Tekrardan sunum yapacağımız tabağımızı alalım. Bir tane geniş bir tabak güzel olacak ve güzel bir sunum olacak. Karnıyarıklar pişmiş. Onlar da hemen hemen hazır. Şimdiden birazdan alabiliriz. Tekrardan patates salatamızı şöyle bir karıştıralım. Güzel oldu. Şöyle iyice bir yeşilliğimizde baharatımızla karıştırdık.
Biraz daha ben içine kıvırcık kullanacağım sevgili izleyenimiz. O da güzel bir şöyle aroma ve lezzet katsın. İçindeki yeşili bana biraz az geldiği için. İki parça kıvırcık kullanabiliriz. Tekrardan kıvırcığımız hazır. Biraz daha incelttik. Ondan sonra şöyle bir yaprağını da bir iki tane alalım. Bir parça daha alabiliriz. Şöyle diğer kenarına. Ondan sonra şöyle bir kıvırcığımızı içine ilave ettik. Tekrardan sunum yapacağımız tabağımıza alalım. Şöyle bir sunum yapacağımız tabağımızı aldık. Tekrardan şöyle bir elimizi temizleyelim. Malzemelerimiz hazır. Şöyle ufak bir kabımız. Tekrardan alalım. Çorbamız ne durumda onu bir şöyle kontrol edelim. Biraz daha arpa şeyler pişmesi gerekiyor sevgili izleyenlerimiz. Onlar pişene kadar biz de zaten hazırlığımızı yapacağız. Tekrardan ben şöyle bir şöyle bir kabımızı içine yeşilimizi gönderdik. Biraz şöyle mısırımız hazır. Birazını çorbanın içine gönderelim sevgili izleyenlerimiz çocuklarımız için. Güzel oldu. Şöyle bir ince ince doğradık hazır. Bunu da içine ilave ettik. Hazırlanmış olduğumuz yeşilliğimiz. Onu da içine ilave edelim. Tekrardan şöyle bir kullanacağımız salatalık. Alacalı bir şekilde soyalım. Ondan sonra havuç güzel bir renk katacak. Evet. Şimdi güzel oldu. Tekrardan bunları şöyle bir kenara aldık. Rendemiz. Evet şöyle bir rendemiz hazır. Rendemizi de iyice bir rendeleyelim. Evet. Rendeledikten sonra şöyle bir rendemizi kaldıralım. Kalan parçayı şunları bir kenara aldık. Süslemede kullanacağım ben sevgili izleyenlerimiz. Kenar kısımlarına böyle birer parça kullanabiliriz. Bunu da renk katsın diye diğer köşeye aldım. Salatalık da aynı şekilde. Şöyle bir kaç tanesini alalım ince ince. Şöyle bir doğradık. Bunları da tekrardan kenarlarına bırakacağız. Evet. Kalan havuçlar şöyle bir üzerine ilave ettik. Şunları iyice bir yolladık. Ondan sonra tekrardan ince ince dilimliyoruz. Şöyle jülyen şeklinde ince ince doğrayalım. Salatamız güzel görünsün sevgili izleyenlerimiz. Evet, şimdi salatamız hazır diyebiliriz. Şöyle bir kabımıza gönderelim. Evet, fazla olan malzemeleri alacağız tekrardan yanımıza. Şöyle bunları. Şöyle bir karıştırdık. Bunu da diğer köşeye bırakalım. Evet, güzel oldu şöyle bir gönderdik. Ondan sonra fazla olan malzemelerimizi kaldıralım ve yavaş yavaş çorbamız da hemen hemen hazır. Sosumuzu gönderiyoruz. Yavaş yavaş kaynamaya başlasın.
çorbamızın terbiyesini de gönderdik. Biz de bu arada şöyle tabağımızı kenara aldık. Tereyağımız, biraz da tereyağımızı içine ilave edeceğiz. Hafif biraz suyumuzu gönderiyoruz. Beraber iyice bir kaynasın. Evet, birkaç dakika içinde çorbamız hazır diyebiliriz. Biz de bunları şöyle bir tuzumuzu da içine ilave ettik mi tezgahımızı toparlayabiliriz. Evet, şöyle bir. Tahtamızı da ufak bir temizleyelim. Ondan sonra yemeklerimizin sunumuna geçebiliriz. Çorbamız iyice bir kaynayacak. Şöyle bir kontrol edelim. Arpa şeyler altına yapışmasın diye. Hazır. Şimdi önce karnıyarık demiştik. Hop. Bismillah dedik. Ve mis gibi buram buram kokan karnıyarıklar hazır diyebiliriz sevgili izleyenlerimiz. Onları aldık. Sunum yapacağımız tabağımız hemen kaç tane tabak kullanacaksak tabaklarımızı alalım. Evet. Şimdi şöyle spartulamızla güzelce bir şekilde hop mis gibi. Evet. Devam ediyoruz. Bir tane daha alalım. Hop gelsin şöyle. Evet, şunu da diğer tabağımıza aldık. Ondan sonra bir kaşıkla hafif bir sosla süsleyelim. Güzel oldu değil mi? Şöyle sosumuz. Hop, şöyle bir hafif kenarına sosumuzdan ilave ettik. Evet. Şimdi fazla olan patlıcanı kaldıralım. Bunu şöyle bir kenara doğru gönderdik. Tatlımız yavaş yavaş şerbetini çekmeye başladı. O da hemen hemen hazır diyebiliriz. Şöyle bir yemeğimi gönderiyorum kenara doğru. Kenarına hatta şu diğer tabağıma daha hoş görünecek. Ortasına şöyle bir ilave edelim. Çorbamız da hazır. Sunum yapacağımız çorba kaselerimiz gelsin. Kaç tane kullanacaksak az veya da fazla sizler onu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Kaç tane sunum yapacaksak tabaklarımız hazır diyebiliriz. Ben şöyle bir çorbamı tekrardan karıştırıyorum. Evet. Yavaş yavaş gönderelim. Hop. Hazır. Kenara aldık. Bir tane daha alalım. Çok da güzel kokmaya da başladı. Çocuklarımız için bol vitaminli güzel bir çorba olacak. Hem de içindeki tabii o mısır, biber çocukların hem hoşuna gidecek hem de güzel görünecek. Sizler de çocuklarınızla bu şekilde sunumlar yapabilirsiniz. Evet. Hazır. Ondan sonra biraz İki parça yeşillikle de zenginleştirebiliriz sevgili izleyenlerimiz. Tatlımız tabii ki biraz daha şerbetini çekecek sevgili izleyenlerimiz. Ben şöyle bir kontrol edeceğim. Tatlımız hazır. Bunu iyice bir biraz daha dediğimiz gibi güzelce bir şekilde şerbetini çekecek. Hemen şöyle dilimleyelim. Ondan sonra birkaç dakika daha şerbetini çeksin. Ondan sonra sunumunu yapabiliriz. Şöyle kenar kısımlarını kestik. Bunu da aynı şekilde. Hemen getir güzel kardeşim. Yunus diyor ki usta diyor ben diyor ekmek arasına koyacağım diyor o tatlıyı. Ben dedim ekmeği kap gel güzel kardeşim dedim. Şöyle bir hazır tatlımız. Tatlımız hazırlandıktan sonra onu da bir iki tanesini ben sizler görün diye sevgili izleyenim sunum yapacağım tabağımı alacağım.
Ondan sonra yavaş yavaş neler yaptık, neler hazırladık göz atabiliriz. Tabii ki sizler aramaya devam edin. Güzel hediyeler kazanmak istiyorsanız. Dediğimiz gibi sevgili izleyenlerimiz, marka konuttan arsa, ondan sonra Schaeffer'dan sevgili izleyenlerimiz ızgara kazanmak istiyorsanız sizler aramaya devam edin. Şöyle sevgili Yunus diyor ki ben diyor sabırsızlıkla diyor telefon başında bekliyorum diyor. İzleyenlerimiz arasın diyor. Şöyle bir tatlımız da hazır. Yanımıza doğru aldık. Evet. Şambalı tatlımız hazır sevgili izleyenimiz. Biraz şerbetimizden üzerine şöyle azar azar döktük. Ondan sonra şöyle bir süslemeden sonra neler yaptık hemen göz atacağız sevgili izleyenimiz. Şöyle mandalinamız da güzel görünecek. Hiç ayırmayalım. Güzelce bir şekilde kenarlarına süslememizi yaptık. Evet. Şöyle hazır. Sevgili izleyenlerimiz, sevgili Nevzat kardeşim. Evet, şimdi tezgahımız hazır sevgili izleyenlerimiz. Biz de güzelce bir şekilde tezgahımızı hazırladıktan sonra istiyorsan hemen neler yaptığımıza bir göz atalım. Önce çorbamıza başlayalım mı? Tamam. Evet, öncelikle çorbamız için kullandığımız malzemelerimiz. Hemen şöyle bir göz atalım. Evet, çorbamız hem çok renkli oldu hem de çocuklarımız için güzel bir sunum oldu. İnşallah size de evlerinize yapacağınız güzel bir çorba olacak. Tabii çocuklarımız için yapmaya devam edeceğiz bu şekilde. Özellikle yavaş yavaş okullarda başlıyor açılmaya. Onlar için hem pratik yemekler olacak, ondan sonra sabah kahvaltılarında onlara güzel sunumlar olacak. Evet, şöyle yoğurtlu mısırlı şehriye çorbamız için kullandığımız malzememiz 3 yemek kaşığı kadar şehriyemiz, 3 yemek kaşığı kadar tane mısır. Ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız var, 3 yemek kaşığı kadar yoğurt kullanıyoruz. 1 adet yumurtamız var, 1 yemek kaşığı kadar unumuz, 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz, 1 adet kırmızı biberimiz var. 3 yemek kaşığı kadar şehriye kullanıyoruz, 3 yemek kaşığı kadar mısır, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 3 yemek kaşığı kadar yoğurt kullanıyoruz. 1 adet yumurtamız var, ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar un kullanıyoruz, 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz var, 1 adet kırmızı biber kullanıyoruz. Öncelikle bize yetecek kadar suyumuzu tenceremize ilave edelim. Ondan sonra suyumuz yavaş yavaş kaynamaya başladıktan sonra içine şöyle şehriyemizi ilave edeceğiz. Şehriyemiz kaynamaya başlasın. Ayrı bir kabımızı içine yoğurdumuzu, yumurtamızı, unumuzu iyice bir çırpıyoruz. Çırptıktan sonra hafif bir suyla beraber sosumuzu hazırlıyoruz. Sosumuz hazırlandıktan sonra arpa şehriyeleri pişiyor. Ondan sonra içine mısırımızı, kırmızı biberimizi ilave ediyoruz. Ondan sonra içine sosumuzu ilave edeceğiz. Tekrardan iyice bir kaynayacak. 10-15 dakika kaynadıktan sonra tuzumuzu da içine ilave edeceğiz. Ve bir yemek kaşığına yakın tereyağımızı ilave ettikten sonra iyice bir kaynayacak. Ondan sonra sunumu yapacağımız kaselerimizi içine ilave edeceğiz. Kenarlarını süsledikten sonra afiyetle içeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir çorba olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, şöyle bir karnıyarık için neler yapmışız hemen ona da bir göz atalım. Evet, püreli karnıyarık içinde kullandığımız malzememiz. Tabii biz 6 tane kullandık. Sizler istiyorsanız biraz daha fazla da kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. 6 adet patlıcan kullanıyoruz. 300 gram kadar tavuk göğsümüz var. Ondan sonra 1 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız var. 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımıza, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber, kekik, 2 adet domates, 2 adet biber kullanıyoruz. 6 adet patlıcan, 300 gram kadar tavuk göğsü, 1 adet kuru soğanımız, 3 diş sarımsağımız, 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber, kekik, 2 adet domates, 2 adet biber kullanıyoruz. Püremiz içinde 500 gram kadar patates, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 tatlı kaşığı kadar tuzumuz, 1 su bardağı kadar süt kullanıyoruz. Öncelikle hemen patateslerimizi haşladık. İçine tereyağımızı, tuzumuzu ilave ettik. Sütle beraber güzelce bir şekilde haşladık, kenara aldık. Ondan sonra ayrı bir kabımızı içine hemen soğan ve sarımsağımı kavurdum. İçine tavukları içine ilave ettim. Tavuklarla beraber iyice bir kavruluyor. 1-2 tane biberimizi içine ilave ettim. 1 tane domatesimizi, 1 tatlı kaşığı kadar da salçamı, baharatlarımı içine ilave ettikten sonra güzelce bir şekilde bir iç harcımı hazırlıyorum. Ondan sonra kızartmış olduğumuz patlıcanları içine açıyoruz, içini dolduruyoruz. Ondan sonra üzerine güzelce bir şekilde sevgili izleyenler pürelerinizi ilave edin. Hafif bir sosunuzu da hazırladıktan sonra üzerine sosumuzu gezdiriyoruz. Tekrardan fırınlanıyor. Fırında iyice bir pişiyor. Piştikten sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Hemen tatlımıza da bir göz atalım neler yapmışız. Şambalı tatlımız için de kullandığımız malzememiz.
Evet, şambalı tatlımız içinde 500 gram kadar irmik kullanıyoruz. 1 su bardağı kadar toz şekerimiz var. 2 su bardağı kadar yoğurt kullanıyoruz. Ondan sonra bir paket kabartma tozumuz, bir paket vanilyamız var. Yarım su bardağı yakın sıvı yağ kullanacağız. 500 gram kadar irmik, 1 su bardağı kadar toz şeker, 2 su bardağı kadar yoğurt, 1 çay bardağı kadar unumuz var. Bir paket kabartma tozumuz var, bir paket vanilyamız var. Yarım su bardağı yakın sıvı yağ kullanacağız. Şerbetimiz için de 6 su bardağı su, 4 su bardağı toz şeker, bir dilim taze limon ve hatta limon suyu kullanabiliriz. Şerbetimiz için 6 su bardağı kadar suyumuz, 4 su bardağı toz şeker, bir dilim taze limon kullanıyoruz. Önce geniş bir kabımız içine yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Onu iyice bir karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra yağımızı içine ilave edeceğiz. Ondan sonra vanilyamızı, kabartma tozumuzu içine ilave ediyoruz. Sırasına göre toz şekerimizi, irmiğimizi, unumuzu hepsini içine ilave ediyoruz. Güzelce bir şekilde bir karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra tepsimizin altını yağladık ve tepsimizi içine ilave ediyoruz. 180 dereceyle 1,5 saat boyunca bir fırına göndeririz. Fırında iyice bir pişecek ve piştikten sonra şerbetimizi ayrı bir kabımızın içinde şerbetimizi hazırlıyoruz. Şerbetimizi üzerine ilave edeceğiz. 1 saat veya da 1,5 saat bir şerbeti iyice bir çekecek. Şerbeti çektikten sonra afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli ve güzel bir tatlı olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, biz de böylelikle yavaş yavaş soframızı hazırladık. Güzelce bir şekilde sevgili izleyenlerimiz. İnşallah sizler de evlerinizde günün rahatlığı içinde bu güzel yemekleri yapıp ve afiyet emmiş olacaksınız. Biz de böylelikle yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Sesimizin gittiği her yere, bizleri izleyen herkese benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Burbeş çiçeklerini ben çok seviyorum. Buradan onlara kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyorum. Onsa Türkiye'de izleyen herkese benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.